Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm tığ işi güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte lif ipi kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 1,7 milimetrelik tığ kullanacağım. Şimdi anlatımımıza geçelim. Öncelikle modelimizin anlatımı için zincirlerimizi çekerek başlıyoruz. Siz yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre zincirinizi hazırladıktan sonra modele başlayabilirsiniz. Şimdi ben zinciri çektikten sonra üzerine 1, 2, 3 tane daha zincir ekledim. İpi tığın üzerine alıyorum ve tuttuğum zincire geri dönerek burada ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada trabzanlarımızı sayarak devam ediyoruz. Trabzan sayımız 6 ve 6'nın katlarından oluşacak. Artı 5 tane daha trabzan ekliyoruz. Şimdi zincirimi de saydım 1, trabzanımı saydım 2, şimdi devam ediyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi burası bir model oldu. Tekrar şöyle sayalım. Zincirim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam ediyorum. Birinci model için hazırladık trabzanımızı. Şimdi ikinci model için tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sıra sonuna kadar 6, 6 olarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman 5 tane trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi burada sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya kadar olan bölümde toplamda 30 tane trabzanım oldu. Şimdi 5 trabzan daha ekliyorum. 35 trabzanım olacak. Şimdi buradan devam edelim. 1 2 3 4 ve 5. Toplamda 35 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi ilk sıramı tamamladım. Tekrar kırmızı ipimle devam ediyorum. Bir tane zincir çektim ve çevirdim. İlk trabzanın üzerine batıyorum ve burada sık iğne yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar ikinci sıramızda bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Her bir trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar geldiğim ikinci sırayı da sık iğne yaparak tamamladık. Birinci sırada ikili trabzan, ikinci sırada da sık iğne yaptık ve ikinci sıramızı bitirdik. Şimdi beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Kenarda kırmızı ilmeğimle şöyle birleştiriyorum. Burada bir tane zincir çektim. İpimi şöyle sıkıştırdım. Çeviriyorum örgümü. Buradan sayarak gidiyoruz. İlk sık iğnenin üzerine batıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane sık iğne yaptık. Bakın böyle 1 2 3 4 ve 5. 6. trabzanı bulacağım şimdi buradan. Kenardan sayıyoruz. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Şuraya denk geliyor. Şimdi ipi tığın üzerine alıyorum ve 6. trabzanın şöyle içinden girerek
Burada 4 defa sardığımız bir fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Çıkarttığım ilmeklerimi yukarıda topluyorum. Kapatıyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi bu modelin arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Şunu boş bırakıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batarak devam ediyorum ve yine sayıyorum. 1 2 3 4 5. İpi tekrar tığın üzerine alıyorum ve buradan yine alttan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Buraya denk geliyor. Hemen şöyle trabzanın içinden girerek tekrar 4 defa sararak bir fıstık yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. İlmeklerimi yukarıda topladım, kapattım. Arkadan yine modelin arkasındaki sık iğneyi boş bırakıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batarak devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. İpi tığın üzerine alıyorum. Alttan yine sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Hemen 6. trabzanın içinden girerek fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 4. İlmeklerimi yukarıda toplayıp kapatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hemen arkasındaki sık iğneyi boş bırakıyorum. Yanındaki sık iğne ile tekrar 5 sık iğne yapıyoruz. 6. trabzana gelince fıstığımızı oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Son aşamasını tekrar göstereceğim. Sıranın sonuna geldim. Son fıstığımı yaptım. Arkasına denk gelen sık iğneyi burada boş bırakıyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Sonunda 5 adet sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi beyaz renkli ipimizde de 3. sıramızı tamamladık. Tekrar aynı renk ipimle bir üst sıraya geçerek devam ediyorum. Kenarda 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincirin hemen altındaki sık iğneye değil, yanındaki sık iğneye batarak devam ediyorum ve bütün sırayı ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Burada artık saymanıza gerek yok. Bundan sonraki sıralar oldukça kolay olacak. Şimdi ben sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum. Hemen şöyle fıstığın, bakın şuraya gelen yere de bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Orayı boş bırakmıştık arkadan. Şimdi tamamlıyoruz onu ve sıra sonuna kadar sayımızı eksiltmeden trabzanlarımızı yapalım. Evet, tamamlayalım sıramızı. Sıra sonuna geldiğimde 4. sıramı da trabzan yaparak tamamladım. Şimdi burada renk değiştiriyoruz. Tekrar beyaz ipimi bırakıyorum. Kırmızı ipimle devam ediyorum. Beyaz ilmeğimin içinden kırmızı ipimi şöyle çıkarttım. Buradan tekrar devam ediyoruz sık iğne yaparak. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 sık iğneden sonra ipi bir defa tığın üzerine alıyorum. Altta yapmış olduğumuz fıstığın içinden şöyle giriyorum. Ve burada ilmeğimi şöyle hafif uzatıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Tekrar modelin arkasına gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Yanındaki sık iğneye batarak devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5.
İpucunun üzerine alıp fıstığın içinden giriyorum ve buraya tekrar ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıramızda da trabzan yaparak devam ediyoruz fıstıklara. Aralarda sık iğnelerimiz var. Birinci sık iğneyi boş bırakıyorum. Hemen şöyle yanındaki sık iğneyle devam ediyorum. 1 2 3 4 5. İpi tığın üzerine aldım. Tekrar fıstığın içinden şöyle giriyorum. İlmeğimi biraz uzattım ve burada ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar da göstermiş olduğum şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde son modeli yaptıktan sonra arkasındaki sık iğneyi boş bırakıyorum ve kenarda 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğnemizi de bu sırada tamamlamış olduk. Şimdi kenarda 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen bir sonraki sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar her sık iğnenin üzerine birer tane trabzan yapıp kırmızı renkli ipimle de sıramı tamamlamış olacağım. Şimdi sıra sonuna kadar ben trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yaptık ve diğer modelimizi de bitirmiş olduk. Şimdi burada bir model gibi gözüküyor. Birinci modeli burada bitirmiş olduk. Bir sonraki tekrara geçerken tekrar fıstık ve sonrasında tekrar trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle başından göstereyim. Şöyle beyaz ilmeğimi kırmızı ilmeğin içinden geçiriyorum. İlk sık iğnenin içine batıyorum ve burada 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi buradaki trabzanın karnından giriyoruz ve buraya fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4. İlmeklerimi yukarıda topladım ve kapattım. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Yanındaki sık iğne ile devam ediyorum. Toplamda 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. İpi tığın üzerine aldım. Trabzanın içinden girerek tekrar fıstığımı yapıyorum buraya. 1 2 3 4. Topladım ve kapattım. Evet, bu sırayı da böyle devam ediyoruz. Bir üst sıraya geçerken tekrar üzerine trabzan yapıyoruz. Kırmızı ipimize dönerek sık iğne ile başlıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz ve tekrar üzerine bir sıra daha trabzan yaparak ilerliyoruz. Yani bir ve ikinci sıradaki modelleri takip ederek devam ederseniz düzgün bir şekilde modeliniz ortaya çıkacaktır. Evet arkadaşlar, bu da modelimizin son hali. Ben modelimi birkaç sıra daha örerek büyüttüm sizlere fikir olması için. Hem çok kolay hem de örmesi keyifli bir örgü modeli. Ben lif ipi ile çalıştım fakat siz bebe yünleri de kullanarak yapabilirsiniz. Bu modelle güzel bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yelek hırka gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ve zarif bir örgü modeli oldu. Şöyle modelimizin hemen arka yüzünü de çevireyim. Arka yüzden de sadece trabzan görüntüsü olan güzel bir örgü modeli. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.